Herkese merhaba. Dikiz sınıfından hazır giyim model makinacılığı ustalık sınavıyla ilgili gönderime hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki kanalımda ustalık sınavları ve usta öğreticilik sınavları ile ilgili birçok video var. Ustalık sınavı eğitimlerim var aslında. Daha önce hep kadın terziliği ustalık sınavı üzerine çok yoğunlaşmıştık. Çünkü onunla ilgili çok fazla sınava giren kişi vardı. Benim kendi kursiyerlerim vardı. Derslerimde işlediğim konulardan ve tecrübelerime dayanarak birçok video çektim. Şimdi artık sıra geldi. Modalistik, hazır giyim model makinacılığı, işte iç giyim modalistliği, el nakışları, makine nakışları, dekoratif el sanatları alanlarından da sınav sorularınızla ilgili videolar çekmeye, modalistlik ustalık sınavı ile ilgili bir videoyu yüklemiştim geçtiğimiz günlerde, ona da bakabilirsiniz. Aynı zamanda oynatma listelerini açıklamalar kısmına bakıyorum. Bugüne kadar çekmiş olduğumuz ustalık, usta öğreticilik, oryantasyon, nasıl görev alacaksınız, hangi yolları izleyeceksiniz videoların hepsini izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram kanalımdan, Instagram adresimde dikiş sınıfı, oradan da drapaj eğitim videolarına ve ustalık sınavlarında hangi şartları yerine getirmeniz gerekiyor, hangi kanun maddeleri geçerli, neler güncellendi, neler var, neler yok, onları izleyebilirsiniz. Gene ben uzun bir giriş yaptıktan sonra artık videonun özüne dönebilirim. Ve videonun başında eğer kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Kanalımı destekleyiniz lütfen. Sizlerden gelen desteklerle bizler bu motivasyonu buluyoruz. Biliyorsunuz ki eski takipçilerimle zaten aramız oldukça iyidir. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi hazır giyim, model makinacılığı sınavı sorusu, değerlendirme kriterleri, nelere dikkat edeceğiz? Sınavda bizi neler bekliyor? Onunla başlayalım. Gözlüğüm yanımda, biliyorsunuz ki ekranda çok gözlük takamıyorum parladığı için, ama arada sırada takmak zorunda kalacağım. Hazır giyim model makinacılığı dalında sınav süremiz en fazla 3 saat olarak verilmiş. Yani biz 3 saatlik bir sınav süresi veriyoruz, ama bazı kurumlarda daha önceki videolarımda da belirttiğim üzere bu süre verilemiyor yoğunluktan dolayı, kalabalıktan dolayı, atölyelerin durumundan dolayı. O yüzden 2 saatte verilebilir size. Sınav sorumuza gelince, bu 3 saat içerisinde sınav sorumuzu okuyorum. En heyecanlı kısmına geldik. Boyuna kuplu, kuplardan açılan pili kaşeli ve kapalı yırtmaçlı etek dikimini yapar. Şimdi burada kalıbını hazırlar ve dikimini yapar diyor. Bize bu bakanlıktan geliyor, biliyorsunuz. Ama şurada da parantez içinde diyor ki etek kalıbı sınav komisyonu tarafından verilecektir sınav esnasında. Şimdi revize edilmiş bu sınav sorusu. Eskiden şöyleydi. Bu kuplu pili kaşeli etek kalıbını hazırlar, şablonlar, kesimini yapar ve dikerdi. Şimdi bu değiştirilmiş. Biz size kalıbı vereceğiz. Yani eteğin kalıbı verilecek. Güzel bir haber aslında, zaman kazanmanız açısından. Siz sadece eteğin kesimini yapacaksınız, dikimini yapacaksınız. Bakınız, boyuna kuplu, kuplardan açılan pili kaşeli ve kapalı yırtmaçlı etek dikimi. Bu durumda ne oluyor? Kemeri yapılacak, fermuarı yapılacak, ilik düğmesi açılacak demek oluyor bunun. Yani sınav komisyonu size bir şey önceden belirtmediği sürece, işte şu da olacak veya şunu yapmasan da olur demediği sürece sınav sorunuz bu kağıtta yazan sorudur. Zaten ekranda da ben birazdan bunu paylaşacağım sizlerle. Biz kalıbı veriyoruz artık. Önceden kalıbı siz hazırlıyordunuz. Bana soru soran takipçilerim olmuştu, abonelerim olmuştu. Demiştim ki onlara, kalıbı siz hazırlayacaksınız. Artık kalıp hazırlamak yok. Buraya kadar okey miyiz? İnşallah okeyizdir. Soruları gene yorumlar kısmına bekliyorum. Eksik bıraktığım bir şey olursa, unuttuğum bir şey olursa bir başka videoyla veya Instagram kanalındaki hikayelerden telafi edeceğime de sizlere söz veriyorum.
gelelim sınav değerlendirmesine. Burada gördüğünüz, ekranda da paylaşacağım. Şu konulardan, şu kriterlerden puanlama alacaksınız. Buradaki puanlar alt alta yazılacak. Biz iki öğretmen değerlendiriyoruz biliyorsunuz. Yani bütün sınav komisyonları iki kişidir. İki kişi, diyelim ki A öğretmen doldurur, B öğretmen de bunu doldurur. İki öğretmenin notlarının ortalamasının yarısı, yani aritmetik ortalaması da sizin sınav notunuzdur. Sınav geçme notu 50'dir. Gene bir ara işte hem uygulamalı sınav oluyordunuz, hem yazılı sınav oluyordunuz. Onda da şurada çok büyük bir kafa karışıklığı oldu. Fırsat gelmişken size anlatayım. Eğer ustalık sınavına sektör geçmişinizle giriyorsanız, sektör girişinizdeki sigortalarınızı saydırarak giriyorsanız yazılı sınava girme zorunluluğunuz var. Ama sadece halk eğitim merkezlerinden aldığınız ismeklerden, yani gene halk eğitim oluyor aslında, aldığınız belgelerle giriyorsunuz. Yani kurs belgelerinizle sınava giriyorsanız eğer yazılı sınava girmenize gerek yok. Bu konuda da bir sizinle anlaşalım. Ay hani ben sınava gireceksin demiştiniz. Benim girmeme gerek yok dediler hocam, yoksa geçersiz mi? Hayır, karıştırılan kısmı bu oluyor gerçekten. Arada da ekranıma bakmak istiyorum. Gözlüksüz de göremediğim için şöyle yaklaşıyorum ekrana. Artık siz benim hareketlerime bence siz alıştınız. Kanala yeni gelenler de diyordur, kim bu acaba, bu kadın böyle bu kadar hareketli, nasıl bu kadar çok uzatarak anlatıyor. Ama uzatmadan inanın öğrenilmiyor. Şimdi sınav sorusu konusunda anlaştık. Sınav süresi konusunda anlaştık. Yazılı sınava gireceklerle girmeyecekler konusunda da anlaştık. Sınava geldiniz. Sınav merkezi size önceden bildiriliyor. Kadın terziliği ustalık sınavı gönderimde de anlattığım üzere bize de görevlendirme geliyor meslek eğitim merkezinden. Deniyor ki şu tarihte hazır giyim modern makinacılığı kursunda sınav komisyonu olarak görev aldınız. Resmi bir evrak geliyor. Biz tarihine bakıyoruz. O resmi evrakta sınava girecek olan kişilerin isimleri ve telefon numaraları oluyor. Bizim kurumda birlikte çalıştığımız arkadaşımla şöyle bir yol izliyoruz ki meslektaşlarımın da öyle yaptığını düşünüyorum. Farklı bir yolla sınava çağrılan olduysa lütfen yorumlar kısmına yazsın. Biz Sevgi Hocam'la alıyoruz, kağıdı bakıyoruz. Ha işte Fatma bilmem kim şu telefon. Hemen arıyoruz. Aslında ben aramıyorum, WhatsApp'tan yazıyorum. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Diyorum ki Fatma Hanım, şu tarihte hazır giyim modern makinacılığı kurs sınavında şu saatte sınavda bulunacaksınız. Sorunuzu şimdi size ekran görüntüsü olarak atıyorum. Bu değerlendirme kriterlerine göre bu sorudan sınava gireceksiniz. Siz evrağı inceledikten sonra eğer bana sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz diyorum. İşte bazen şunu diyorlar, hocam sınav saati bana uymuyor, değiştirebilir miyiz? Bizim öyle bir yetkimiz yok. Bize de resmi olarak geliyor. Biz bize gelen resmi şeyi size iletmekle yükümlüyüz. Ha, her öğretmenin bunu yapma zorunluluğu yok. Yani şunu söyleyeyim, beni aramadı hiç kimse, bana haber vermediler. Siz kendi sınavınızın peşine, siz kendiniz düşeceksiniz. Yani siz şimdi meslek eğitim merkezine başvurdunuz ya ustalık sınavına girmek için, takibini yapacaksınız. Benim sınavım hangi tarihte, hangi zaman? Siz kendiniz öğrendikten sonra, sınav merkezinizi de öğrendikten sonra oradaki hocalarla iletişime geçmeye çalışacaksınız. Hocaların, yani sınav yapacak kişilerin böyle bir sorumluluğu yok. Biz küçük bir ilçede, yani İstanbul'un küçük bir nezih bir ilçesinde yaşadığımız için ve bizde başvurular çok yoğun olmadığı için arıyoruz. Ama bir merkezde 30 tane ustalık başvurusu varsa hangi birini arayabiliriz? Biz de genelde 2, 4, en fazla 6 kişiyle sanıyorum ustalık sınavı yaptım. 6 kişiye de haber vermek o kadar zor olmuyor. Ama İstanbul'un büyük semtlerinde falan durum farklıdır büyük ihtimalle. Sadece İstanbul için de konuşmuyorum. Türkiye'nin genelinde, bütün Türkiye genelinde sınav sorunuz budur. Ve benim anlattığım şekilde işleyiş devam eder.
Kişi WhatsApp'ta okuyor. Mavi tik oluyor. Diyor hemen hoca. Hocam çok teşekkür ederim. Alıyor onu bir heyecan tabii ki. Gene kadın terziliği sınavında anlattığım gibi nasıl ki çocuklar üniversite sınavına, diğer liseye giriş sınavlarına girerken gidip sınav salonlarını görüyorlarsa, hangi okulda gireceklerini kontrol ediyorlarsa, siz de takıyorsunuz çantanızı omzunuza, tıkır tıkır gidiyorsunuz, hem hocalarla tanışıyorsunuz, hem de yüz yüze konuşuyoruz. Hem biraz heyecanınızı yeniyor, hem de atölyeye giriyorsunuz, bakıyorsunuz. Bunları çok anlattım. Gene uzun uzun anlatmak istemiyorum. Hepsi videolarda var. Hangi makina? Senin evindeki makinayla, dükkanındaki makinayla farklı mı? Sanayi mi? Ev tipi mi? Overlock var mı? Yok mu? Hangi malzemeleri getirmeniz gerekiyor? Hangileri o atölyede var? Hangileri yok? Sizin neyi temin etmeniz gerekiyor? Bu sınavda etek kumaşının telasını, düğmesini, fermuarını siz kendiniz getireceksiniz. Dikiş malzemelerini kendiniz getireceksiniz. Kesim makasınızı kendiniz getireceksiniz. Riga kullanmanız gerekir veya bobin, aynı siyah renk bobin her atölyede vardır. Bobin getirmenize hani belki çok gerek olmayabilir. İşte bunları hep o hocaylarla tanışacaksınız. Atölyeyi göreceksiniz ya. O aşamada konuşursunuz zaten. Hemen notlarınızı çıkarırsınız. Hatta şu an bile elinize bir not kağıdının olması gerekiyor. Benim söylediklerimi not alın. Not alan depar atar. Ben hep söylüyorum. Not alan koşar gider. Sınavı da geçer. Ustalık da alır. Usta öğreticilik de alır. Notlarına sadık kalan zaten bu hayatta başarılı olur. Çok fazla konuştuğumun farkındayım. Tamam şimdi. Sınav günü geldi. Dedim ki size sınavınız 4'te. 4'te sınavınız başlayacak. Bu demek değil ki saat 4'te orada hazır olacaksınız. Siz mutlaka bir yarım saat öncesinden oraya gidin. Biliyorsunuz ki sınavda kameralar açık oluyor. Sınav komisyonu orada oluyor. Kameranın düğmesine basılana kadar bize istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. İstediğiniz şeyi danışabilirsiniz. Makinanızın iplerini takıp iğnesini kumaşınıza göre ayarlayacaksınız. Overlock'un iplerini takacaksınız. Sizin en az bir yarım saatlik süreye ihtiyacınız var. Biz o süreyi veriyoruz. Her öğretmen veriyordur. Deneme dikişi yapın. Yani saat 4'te koştura koştura sınava gelip de ben hangi makinayla dikeceğim? Hangi overlock? Bu ip değil. Bunun rengi beyaz. Ben siyah dikeceğim. Böyle bir telaş yaşamayın. Yaşamayın. Yazık yani. Biz orada oturuyoruz. Biz yani 3 saat boyunca sınav bitene kadar oradayız zaten. Bizim için hava hoş. Bize bir şey olmaz. Bu işi ciddiye alacak olan sizsiniz. Biz zaten evraklarımız elimizde. Sizin sınavınızı başlatmak için bekliyoruz. Elimizden gelen yardımı da yapıyoruz. Ama bu demek değil ki biz dikiyoruz. Sonuçta dikecek olan sizsiniz. Bu demek değil ki makinanı ben hazırlıyorum. Hayır, sen hazırlayacaksın. Uygun iğneyi sen bulacaksın. Kumaşına uygun iğneyi, şeyi, astar, yani astar yok özür. Fermuarı şunu bunu sen bulacaksın yani. Orada o telaşa girmeyin. Hazırlıklı gidin. Tak 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 bütün malzemelerinizi koyun. Masanın üzerine hazır edin. Önlüğünüzü giyin. Bakın burada da vardır. 2 puan gene önlük. Her videomda söylüyorum. 2 puan 2 puandır. 48 alırsın 50 ile geçersin. 48 alırsın kalırsın. Önlük giydiğin için 50 alır geçersin. Böyle şeylere dikkat edin. Malzemeleriniz hazır olsun. Önünüze dizdiniz. Kumaşınızı koydunuz. Tamam mıyız? Tamam. Saat 4 oldu. Var mı bir soru? Başlatmıyorum daha sınavı. Sordunuz, cevapladık. Okeyiz. Bu sefer geliyoruz. Sınav saatinde kameramızı açıyoruz. Kamerayı açmakla birlikte sınavımız da başlamış oluyor. Sınav esnasında neler yapacağınızı şimdi söyleyeceğim. Kameraya bastık. Önce işte ben veya öğretmen arkadaşım geçiyor. Benim ismim Sibel. TC kimliğim bu. Moda tasarım öğretmeniyim. Hazır giyim model makinacılığı ustalık sınavında komisyon görevlisiyim. Diğer öğretmen arkadaşım geliyor. İsmim bu, TC kimliğim bu. Böyleyken böyle sınav komisyonundayım. Daha sonra siz geliyorsunuz kameranın karşısına. İsmim bu, TC kimliğim bu. Şu tarihte işte Silivri Halk Eğitim Merkezi'nde hazır giyim model makinacılığı ustalık sınavında sınava girmek için bulunmaktayım diyoruz ve sınavınızı başlatıyoruz. Sınav sorunuz zaten size önceden veriliyor dediğim gibi. Şunu da yapabilirsiniz. Bir gün gelip eğer öğretmenleriniz müsaitse bizim size vereceğimiz kalıbı aynısını kendiniz çıkarabilirsiniz öğretmenlerinizden rica edip. Hocam ben kalıbı alıp çıkarabilir miyim? Evde bu eteği dikip denemek istiyorum kendimi.
öğretmenlere kalmış bir durum ya da vermek zorunluluğu yok. Ama verilebilinir. Yani bu evet gene biz onu 30 kişiye belki veremeyiz ama diyorum ya küçük yerlerde girmek her zaman bir şans oluyor. Yani ben veririm, veriyorum. Diyorum tamam kalıplarım bu benim gözümün önünde çıkar kalıplarını. Parşömeni çiziyor. Cüzba ipliğini işte şunu bunu işaretliyor. Gidiyor artık evde bir kere mi diker, üç kere mi diker dikene kadar çalışıyor. Ben önceden çalışma taraftarıyım. Sizlerin drapaj olsun, bu olsun, modelistlik olsun hepsini evde yapmanız taraftarıyım. Bir değil birkaç kez. Bunun her aşamasında işte eteği kesmem 10 dakika sürdü. Fermuar takmam yarım saat oldu. İşte kemeri takmam şu o 3 saate siz paylaştıracaksınız. O işlem basamaklarını. İşlem basamakları da burada yazanlar gibi olacak. Teknik föy dediğimiz şey. Siz kendiniz kendi sürenizi hazırlayacaksınız buna. Her sınav için geçerli. Modelistik için de geçerli. Tel kırma sınavı için de geçerli. Bilmiyorum işte başka hangi ustalık sınav. Otomotivde bile bence işte bir şeyin bir yerini vidasını takmak, bir yerini yapmakta bile geçerli. Süre çok önemli. Süresinde bitmiş eteği teslim etmeniz gerekiyor. Edemezseniz her şeyi yaptınız, etek ucunu kıvırmak kaldı. Bitmiş ürün teslim edemediğiniz için sınavınız olmuyor. Kalıyorsunuz. Bitiren geçiyor. Herkes geçecek diye bir şey yok. Ama herkes de kalmıyor yani. Geçen de birçok insan var. Sınava başladık. Size kalıbı verdik. Buyurun. Hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Hemen kalıbını aldınız. Önlüğünüzü zaten giymiştiniz. 2 puan. Teknik föyünüzü zaten incelediniz. İnceler bakıyorsunuz. 2 puan. Bakın 2 puan da oradan cepte. Kullanacak araç, gereç ve yardımcı malzemeleri dikime uygun şekilde hazırlar. Zaten sınav başlamadan biz bunların hepsini size hazırlattık. Orada 3 puan da orada. Model için istenilen dikiş tekniklerine göre kullanılacak aparatları hazırlar. Sen oraya ilik ayağını koyduysan, fermuar dikme ayağını koyduysan, her şeyin hazırsa, telan, melan her şeyin hazırsa 3, 6, 7, 8, 9, 10 daha sınav başlamadı 10 puanın var. Gayet makul değil mi yani? 10 puan cepte. Sen o hazırlıkla gidersen bir gün öncesinden yani sınavdan önce gittiğin ne lazım öğrendin, bütün malzemelerini yaptın, masanın üzerine dizdin koydun. Biz kameraya başladık 10 puan zaten buraya kadar. Uygulama aşamasına geçiyoruz. Makine iğnesini doğru bir şekilde makineye takar. 2 puan. İplik takım şemasına uygun olarak ipliği makineye takar. 2 puan. İpliğin tansiyon ayarını, gerginlik ayarını model, malzeme ve istenilen dikiş özelliğine göre yapar. Kumaş hızına uygun makineyi ve iğneyi hazırlayacaksınız demek istiyor kısaca burada. 2 puan. İstenilen etek modeline göre yardımcı aparatları, fermuar ayar, dikiş genişliği, kılavuzu ve benzeri makineye takar, yanına koyar. 2 puan. Daha dikişe başlamadınız, geçtiniz sınavı gibi bir şey oluyor değil mi burada? Dikiş sağlamlık ve kalite kontrolünü yapar. Kumaşınıza uygun dikiş ayarı yapacaksınız. 2 puan. Model uygulamalı etek kesimini yapar. 5 puan. Kalıpları. Şimdi bunlar hep bu sıralamayla. Benim söylediğim sıralamayı not alın. Not alın ve hep bu sıralamayla gideceksiniz. Ve biz size ona göre not vereceğiz. Kumaşı düz boy ipliğine göre düzgünce iki kat gidilecek şekilde masanın kenarı kenarına gelecek şekilde serdiniz. Kenarlarını yinelediniz. Kumaş eğriliklerini düzelttiniz. Vallahi ben çok dikkat ediyorum böyle şeylere. Yalap şalap kumaş seren olmuyor. Yani hocalık yapacaksın, iş yaratacaksın. Niye? Sınav heyecanı anlıyorum ama. Orada biz seni bunu biliyor olduğunu kabul ederek o notu veriyoruz. Veya ben bütün meslektaşlarım adına konuşayım. Kumaşını düzgün ser. Bir zahmet. Kalıplarını da o kumaşın üzerine en ekonomik şekilde ve kumaş hesabı yaparak en az fireyle yerleştir ve kesimini yap. Dikiş paysız veriyoruz kalıpları. Ben dikiş paysız veriyorum. Dikiş paylarını çiz. Kupunun pensinin çıt işaretlerini al. Bütün işaretlerini al. Düz boy ipine dikkat et. Yerleştir ve kes. Etek kesimi de 5 puan. Kupu verilen kalıba göre diker. Ha, eteği kestikten sonra bu ne demek? İlk önce kup dikişini yapacaksınız demek. 5 puan. İstenilen etek modeline göre fermuar çalışması yapar. 5 puan. Hem tripoda bakıp hem buraya bakınca tansiyonum indi çıktı.
Yanlışlık yapmak istemiyorum. 5 puan. Pili kaşeyi verilen kalıba göre diker. 10 puan. Pili kaşe dikimi 10 puanmış. Kaçırmak istemiyorum. Şuradan gözüm çok şey oldu. Valla bu gazla da kamerayı kapatıp mola vermek istemiyorum. Bu gazla anlatıp bitirmek istiyorum yani. Pili kaşeyi de yaptınız. Kapalı yırtmacı verilen kalıba göre diker. Yani kafaya göre bir yırtmaç yapmayacağız. Kalıpta yırtmaç ölçümüz kaçsa, kaç santimden katlanmışsa, yırtmaç boyu neyse o şekilde kapalı bir yırtmaç dikeceksiniz. 5 puan. Model uygulamalı etek dikim işlemlerini tekniğine uygun olarak yapar. Fermuarını, kemerini, düğmesini işte yapıp bitirmek. Onları yapacaksınız. Model uygulamalı etek kemer çalışması 10 puan bu arada. Ara ütü bakın kadın terziliği sınavında da modelistlikte de bütün bizim alanlarla ilgili sınavlarda ara ütü çok önemlidir. Ara ütü yapmadan sakın ola. Drapaj sınavında ara ütü yapıp bir ara kontrol manken üzerine denemeden sakın sınava devam etmeyin. Bunlar önemli. Ara ütü 3 puan. İnşallah not alıyorsunuz, inşallah yazıyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü bendeki de öğretmen hastalığı sık sık hatırlatıyorum. Çok sık tekrarlara düşüyorum ama bu şekilde öğreniliyor. Daha güzel anlatan varsa onu da dinleyin. Valla benim için şey değil ama uzun videolar maalesef sıkıcı da olabiliyor. Ama ben bunları biliyorum zaten. Bilmeyenlere anlatıyoruz. Kemer çalışması 10 puan. Kemeri elbette ki ya krogren kurdelalı ya tel alı çalışmanız gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Tele yapıştırmadan veya kemer telası kullanmadan veya krogren kullanmadan asla kemeri dikmeyin. Ara ütüyü de söyledim. Model uygulamalı etekte etek ucu temizleme tekniğini uygular. Model uygulamalı etekte ilik düğme çalışması yapar. Etek ucu temizleme 5 puan. Etek ucunu kıvırdın diktin 5 puan. İlik düğme çalışması yapar 5 puan. Tabi kapanma yönüne dikkat edeceksiniz. Düğmenizin boyutunda ilik olacak. Açılıp kapandığında kontrol edildiğinde yanlış bir teknik uygulanmamış olacak. Model özelliğine göre son kontrolünü yapar 2 puan. Model uygulamalı etek dikimini kalite niteliklerine uygun şekilde tamamlar. Her şeyi bitirdiniz. Ütülediniz. İplikler kesildi, temizlendi. Koydunuz masanın üzerine. Hocam ben bitirdim dediniz. 10 puan. Uygulama sonrası işlemlere geçiyoruz. Zaten bir de en başta bir 10 puan almıştık. O cepteydi biliyorsunuz. Şimdi bir de burada bir 10 puanımız var. Zamanlı verimli kullanır. Dönüştürülebilen malzemelerin ayrımını yapar. Kullanılan malzeme ve ekipmanları düzenli hale getirir. Makinenizi toplayacaksınız, bobininizi çıkartacaksınız, aparatları, makinenin etrafını, çerinizi, çöpünüzü, dağınıklığınızı toplayacaksınız. Nasıl bulduysanız öyle bırakacaksınız. Çalışma ortamınızın temizlik ve düzenini sağlayacaksınız. 10 puan. Dikme aşaması kadar ön hazırlık ve sonrası da önemli gördüğünüz gibi. Dediğim gibi ekranda da paylaşacağım ve bakıyorum. Bu diğerinden de uzun bir video oldu. Bu videoda biraz fazla konuştum biliyorum. Ama bütün ustalık eğitimlerim için gene oynatma listelerime bakın. Sadece biliyorsunuz ki ustalık eğitimleri de vermiyorum. Dikiş de öğretiyorum. Kalıp da öğretiyorum kanalımda ve Instagram sayfamda. Sizleri bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, lütfen yorum yazmayı, sınava girerseniz kazandığınızda lütfen videoma geri dönüş yapıp biz kazandık hocam, biz usta olduk artık, usta öğretici olduk diye yazın. Son derece mutlu oluyorum. Bu da bizim emeğimizin güzelliği oluyor. Görüşmek üzere. Dikiş sınıfında kalın. Sevgiyle kalın.